Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, soğuk havanın kalbi besleyen damarlarda daralmaya yol açarak şiddetli göğüs ağrısı ve kalp krizine neden olabildiğini söyledi. Profesör Doktor Altay, kalp hastalarının soğuk havalarda beslenme ve yaşam tarzlarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. Soğuk havanın insan vücudunu olumsuz etkilediğini belirten Altay, özellikle kalp hastalarının göğüs bölgesini iyi şekilde koruyarak dışarı çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Alttaki hastalıklarla ilişkilerini görünce aslında hem kendilerinin bir farkındalığı oluyor. Şimdi kış ayları geldiğinde sadece beslenme değil, yaşam tarzı olarak kalp hastalarının dikkat etmesi gereken birkaç husus var. Ee, öncelikle soğuk havalarda, e, hızlı soğuma dönemlerinde, işte dışarı hızlı çıktığımızda damarlarda vazokonstriksiyon dediğimiz daralmalar oluyor. Bu kalp damarları için de geçerli. Bu daralmalar hem kalbe oksijen sunumunu yani kalbin beslenmesini bozuyor hem de enerji ihtiyacını artırıyor. Dolayısıyla kış aylarında e, bu kişilerde göğüs ağrısı ve kalp krizi riski artıyor. E, kalp hastalarında çok daha fazla artıyor. O yüzden hem e, bu kişilerin soğuklarda dikkat etmesi gerekiyor. Yani kalp hastaları soğuk havalarda örneğin sabah ve akşam ayazın olduğu dönemde çok dışarı çıkmamalı, e, çalışmalı. Daha çok dışarı çıkacaksa öğlen saatlerinde havanın biraz daha ılık olduğu dönemlerde dışarı çıkmasını öneriyoruz. Çıkacaksa kendini kollaması, özellikle göğüs bölgesini koruyacak şekilde gömlek, kazak, e, ceket gibi kıyafetler gerek dışarı çıkmasını öneriyoruz. Bunun yanında oda içerisinde bile kalp hastalarında bir oda çok sıcak bir oda çok soğuk olduğunda e, yani tam iklimlendirme sağlanmadığında da kalp krizi riski artabiliyor. O yüzden genellikle odaların bile aslında eşit şekilde ısıtılmasını öneriyoruz e, kış dönemlerinde. Yani soğuk havalarda dışarı çıkmaya dikkat edeceğiz. E, egzersiz yapmayı zaten öneriyoruz ama soğuk havada yine yapmamayı öneriyoruz. Ya içeride yapacaklar ya da havanın daha iyi olduğu bir dönemde egzersiz yapmayı öneriyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ, ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya birlikten. Kışın tabiat olarak enerji ihtiyacımız artıyor soğuktan dolayı, beslenmemiz de artıyor istesek de istemesek de. Buna bağlı obezite ve işte şeker regülasyonu başka sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Beslenmeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Nelere dikkat edeceğiz? Hem enerji ihtiyacımız karşılamalı, hem de kalp hastalarına sıkıntı yaratmayacak besinler seçmeliyiz. Ne olabilir örneğin? E, kışın balık tüketimi çok faydalı oluyor. Özellikle somonda omegalar çok fazla var. Balık tüketimini artırmayı öneriyoruz. Kış aylarında yüksek glisemik indeksli gıdalardan uzak duracağız. Yani şekeri yüksek, lifi az olan gıdalardan uzak duracağız. Bunlar neler oluyor? Bunlardan daha doğrusu düşük glisemik indeksler neler onu söyleyeyim daha kolay olacak. Baklagilleri çok fazla tercih edeceğiz kışın. Hem besleyici özelliği fazla hem de glisemik indeksi bunların düşük oluyor. Bunun yanında pırasa, karnabahar gibi, bamya gibi bu besinler çok daha etkili oluyor. Kırmızı et tüketimini azaltacağız. Kızartmalardan patates kızartması gibi veya herhangi sebze kızartmalarından uzak durmaya çalışacağız. Hayvansal yağlardan, tereyağlardan uzak duracağız. Ee, yine içerisinde kolesterol seviyesi yüksek olan yumurta tüketimini çok fazla yapmıyoruz. Yani her gün bir yumurta kolesterol ihtiyacımız karşıladığı için fazlasını önermiyoruz. Bunun yanında da sıvı tüketimini uygun tutmamız gerekiyor. aşırı soğuk ve aşırı sıcak iç içeceklerden uzak duracağız.